Bugün efsanemi gerçek mi videosu çekiyorum ve sadece lastik ve pil gücüyle 90 derece dik duvara dimdik tırmanabilen, yer çekimine meydan okuyan araba gerçek mi onu deneyeceğim. Bugün efsane mi gerçek mi videosunda internet efsanelerinin peşine düşüyorum. Düz duvara tırmanabilen araba, içinde 100 lira olan sabun ve acaba gerçekten aynaların sihirli bir dünyası, gizli bir boyutu mu var? İşte bu efsanelerin peşine düşeceğim. Şimdi kast gerekiyor bize Seko. Ne kadar sürüyor yıkanman? 5 dakika. Senin Kamil? Abi yarım saat paklanırım abi. Benim 3 dakika. Senin? 10-15. Saçlardan bir tebeli. Onun saçı var. Evet. O yüzden Musab'ı duşa sokacağız. Bir dakika, en uzun kalan Kamil, niye ben giriyorum? Ama o da çok su harcıyor abi. O çok su harcıyor. O yarım saatte fazla. Bizimkinde de buhar yapmıyor. Evet. Yani bizimkinde de buhar yapacak fırsat bulamıyor banyo. Buharı patatesle geçiriyorlar Seko. Siliyor patatesle. Duşa girmeden önce mi? Tabii tabii. Ya o da bir garip. Ya cebimizde patatesle mi dolaşacağız Kamil? Ama bence onu bir kere sürüyorsundur, oluyordur abi bir daha. Evladiyelik. Tabii. Görelim. Patatesi sürüyor, siliyor, sonra bir daha cam buhar tutmuyor. Musab'ı duşa sokacağız. Güzel. Güzel kimonoyla. Şimdi ütüyle bir buharlandırıyoruz ortalığı Seko. Oo, bak çıktım duştan, bitti. Şimdi siliyorum. Aslında bunun piri, yani bu silme işlerinin piri gazete kağıdı. Şimdi alıyoruz patatesi, kesiyoruz. Ondan sonra buraya böyle. İstiyorsan önce yıka, çamur olmasın. Tamam mı? Aldık patatesi. Siliyorum. İyice yediriyorum Seko nişastayı. Var ya, şu an aslında silmeye bile gerek kalmıyor neredeyse. Şu an iyi durumda. Bir tırtık oluyor yalnız. Geliyor şey. Şimdi basıyorum dumanı. Fena değil. Bak o sildiğin yerlerde buhar olmuyor. Evet. Aa bak. Gerçekten olmuyor. Bak. İyice yedirilen yerde yok. Evet. Bak yukarısı hala buhar. Bak elimi görüyor musun Seko? Evet evet, ben burada zaten farkı görebiliyorum. Bak ona. Gerçekmiş lan patates. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Mesela yıkamasaydık, ben sana yıka dedim. Hı-hı. Su da sürmüş oldun sen. Evet. Sadece nişasta sürseydin daha güzel olacaktı. Şunu deneyelim bir daha. Yıkamadığımla yapıyorum. Şu an kuru kuru sürtüyorum. Islatmadım. Zaten zor oluyor. Zor olur abi. Islaksak hemen vıcıt diye giderdi. Ama o yüzden olmadı. Ah oha, bak hiç olmadı bu sefer. Evet. Bak. Bak her yer duman Seko, her yer duman. Ama burası iyi. Abi gerçekten bir kafayı yaklaştır da seni bir görelim, daha iyi anlayacağız. Evet abi, işte budur ya. Gerçekmiş. Şimdi arkadaşlar, arkadaş bir kutu koyuyor telefonun üstüne, havai fişek, sonra görsel şölen. Bu kutu Pringles mı ya? Öyle gibi sanki. Ya Pringles ya da kutu içecek. İkisini de deneyelim ama çok güzel görüntü. Yani oluyor mu olmuyor mu, o yansıma gerçekten gözüküyor mu bilmiyorum, çok merak ediyorum. Deneyelim. Ya bu kola ya Pringles kanka. Ama tabii bunun içi böyle. Bunu bir keseyim. Oradan havai fişek görüntüsü mü? Yani YouTube'dan havai fişek açacağım. Şuraya koyuyorum. Ondan sonra kayda giriyorum bakalım. Ya Allah'ım ya Rabbim, bu niye dokunmatiği çalışıyor abi? İstesen çalışmaz ya. Başka bir efsane keşfettin şu an. Evet gerçekten. Pringles'ın baksana şuna. Yani bu değil. Pringles değil mesele. Kutu içecekle deneyelim bunu. Evet yaptım. Şuradan bir şort açayım. Şuradan da çekeyim içini bakalım. Şöyle koysak, çalıştırsak, hop yapsak. Oluyor mu bakalım? Kapatalım ışıkları. Oo yok, gerek yok. Bu bile oldu Seko. Çok güzel oğlum. Biraz uzaklaşsak daha da güzel gözüküyor ama o zaman karanlık gidiyor bak. Bak şimdi geliyor. Üf. Bir de evet. Işıkları kapatalım. Kapatalım. Bir şey değişmeyebilir ama kapatalım. Bir daha çekiyoruz. Abi çok iyi oluyor Seko'm. Güzel güzel oldu. Bir tanesi D oldu, kalp oldu. Ha D kim ya? Sova sormak lazım. D ile başlayan bir kelime öğretmişti bize. Hani M olunca kullanınca başka bir kelime oluyormuş. M yerine D kullanınca başka bir kelime oluyormuş. Öyle şeyler. Böyle hiç bilmediğimiz. Sapık sapık. Genel kültür. Gerçekmiş.
Şu görüntü gerçekten çok acayip arkadaşlar. Yandan vuruyor Seko, kapağı deliyor. Şey gibi, mısır heykeli var ya, onun gibi. Mısır heykelini gördün mü Kamil? Gördüm abi. Ucundan suçu çıkan, mükemmel. Evet. Mısır böyle duruyor Kamil. Ucundan heykeltıraşıyla konuşmuşlar diyor. Nereden çıkacaktı diyorsa. Adam da haklı. Hayır adam şey diyor abi, onu ben de izledim. Vermiyorlar ki fırsat diyor. Biz de diyor şöyle diyor güzel güzel. Aynen bir Leonardo. Aynen ne yapacak? Bir de su çıksın diyor bundan. Nereden çıkacak diyor. Ucundan çıkacak tabii diyor. Türkiye'de ciddi bir heykel sıkıntısı var zaten ya. Bizim sanatımız değil de ondan. Köfte heykeli. Abi ben damacana heykeli gördüm. Bazlama gördüm. Hayırlısıyla Uşağı da tarhana yaptıracağız. Tarhana güzel. Çok ilginç ya. Heykelle ilgili sıkıntılarımız var. Ha, çözmek gerekir mi gerekmez mi? Bence çok önemli bir şey değil. Çünkü zaten her yerin sanatı orada güzel abi. Fransa'da ne biçim heykeller var. Ama burada da ne güzel hat sanatı şeyler var. Her yerin sanatı kendine. Mısır'da yapmayalım ya. Aynen abi. Mısır ekibi de ucundan su çıkartıyorlar ya. Bunun gibi. Vuruyor su çıkıyor. Yani vursan her şeyden su çıkabilir. Deneyelim. Sen mi getirdin bunu Musab? Musab dolabından getirmiş bunu. Yoksa sen mi getirdin Kamil? Ben getirmiş olabilirim abi. Yatağının bağrından. Yatağında çok güzel videolar çekeceğiz ha. Neyse. Ne yapıyor şimdi? Deliyor mu önce be? Deliyorum. Allah bir tısladı Seko. Yapar yapmaz tısladı. Sonra yana böyle tık 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 vurmaya mı başlayacağız? Bir şeyler olacak Seko. Köpürme var mı? Vallahi var. Geliyor, geliyor. Musab! Hangi adet abi? Bu... Oğlum her taraf içecek oldu. Ha, ha, ha! Kendimi çok kötü hissettim ya. Seko, böyle madde mi olur? Böyle efsane mi olur? Ya uğraştıram abi. Anca oldu. Kaldırın bunu gözümün önünden. Kalkmış zaten abi. Evet, kalkmış kalkacağı kadar. Hiç olacak iş mi ya? Neyse, gerçekmiş. Sekom, senin bir problemine kökten çözüm buluyorum. Nedir? Uçuşan saçlar. Bende çok. Ama uçuşu. Benim uçuştu geri gelmedi. Tabii uçtular bir daha gelmedi her geri. Evet doğru. Ne gülüyorsun lan? Allah'ım ya. Kamil'cim üstünde örümcek var. Neyse. İnşallah ısırır. İnşallah. Örümcek adam olursun belki. Ama ağı attığın yere dikkat edeceğiz tamam mı? Ağ bilekten değil başka yerden çıksa çok kötü oluyor. Tutturamıyorsun yeri. Neyse. Şimdi alıyor ipi. Saç spreyi sıkıyor. Uçuşan saçlar Musab'ın. Arada sen ahenkle verirsin. Sonra böyle. Böyle bir yapıyor saç spreyiyle. Uçuşan saçlar artık uçuşmuyor. Tarihe karışıyor. Tarihe karışıyor. Bakalım gerçekten bir ip uçuşan saç problemini ortadan kaldırıyor mu? Bunu tabii sende de yapamayacağız. Musab'da yapacağız. Evet, geldik Musab'ın yanına. Saçlar bak uçuşuyor. Bakayım. Aa evet. Bunu yaşamayalı 2,5 yıl falan olmuştu abi. Oğlum kaçmasana. Kaçma abi, berberdesin. Berberde hiç sesin çıkmıyor. Evet. Gitmiyorum ki abi. Gittiğinde çıkmıyor. Aynen. Şimdi sıkıyorum. Haydi Allah. Hemen anında görüntü bak. Harbi mi diyorsun? Yanlara girelim şimdi. Valla oldu sanki Seko. Bence bayağı değişti ya. Ha? Tamam ya. İtalyan filmlerinden çıkmış gibi oldu. İtalyan aygırı. Bakayım. Oldu ya. Evet abi ya. Gözler ortaya çıktı ha Musab. Harbi mi? Dur bakayım. Önden bak abi. Öyle bakma. Abi hiç racon bilmiyor şöyle ya. Şöyle göster bakayım berber gibi. Ben gidiyorum olduysa. Oldu mu oğlum sen söyle. Aa bence olmuş. Harbi yapıştı ha. Bayağı fark var. Yapıştı peki yakıştı mı? Yakıştıysa yorumlara yazın. Efsane değilmiş. Yoruldum ya. Gerçekmiş.
Şimdi sabunu nasıl kullanırız Seko? Sabunu delmemiz gerekiyor videoya göre. Deldik sabunu Kamil. Askerde sabun kullanmışsındır. Adam ne yapıyor? Sabunu açıyor, ortadan ikiye kesiyor, deliyor, içine parayı sokuyor. Sonra kapatıyor Seko. Orası bana bir garip geldi. Kapattıktan sonra bir de oraları böyle çizgileri de yok ediyor. Aynen, zaten o garip geldi bana. Yakarak böyle çizgileri yok ediyor. Gerçekten cillop oluyor mu? Paramızı saklayabilir miyiz tatile giderken? Onu deneyeceğim. Evet, sabun Seko. Sabunu inşallah çıkartacağız içinden. Çok sert bir Seko. Ben bunlardan kullanıyorum. Aa, bir de sarı bez. Ya yeşil sabun ya bu. Gün içinde sarı bez. Çok güzel kokuyor şu klasik hamam tarz. Hamam kokuyor abi. Evet. Oh. Neyse, şimdi bunu ikiye bölüyorum. Oo, rahatladım. Harbi mi? İkiye böldüm. Ondan sonra matkapla ortasını deliyorum. Burayı da delmem lazım. Dönerli Kamil, gördün mü? 100 lira. 100 lira saklamak için 100 liralık sabun aldık bu arada. Böyle oldu Seko. Belli oluyor mu? Hiç anlaşılmıyor. Dumble gibi. Adam bunu görse bu emeğe bile saygı ya duyar. Ya bırak götürsün 100 liranı ya. Evet abi. Yok, arkadan çıkacak diye korkuyorum bir taraftan da. On dakikadır sabun deliyorum ben burada. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bir çakmak versenize. Bunu çakmakla ısıtıyor, birleştiriyor sözüm ona. Buna ben oluyor diyemem Seko. Belli oluyor, bak görüyor musun? Burası yapıştı. Ama bunun tam ortadan kesildiği belli oluyor. Bana kalırsa. Biraz sabunlasak elimizi. Kullanmak lazım biraz yani abi. Tabii canım, ama adam böyle yapıyor. Yani başka bir şey yapmıyor ki. Bak altı yamuldu ben bastırıyorum diye. Ya bu mantıklı değil ya. Ya bence bana kalırsa bunun dışarıdan gözükmemesi efsane Seko. Ben öyle düşünüyorum. Ama Seko bir tık kullanırsak abi. Şu an bak kapattım. Yani sonuçta hani ben videoda gösterdiğiyle yükümlüyüm. Yani kullanırız, daha kullanışlı olur bilmiyorum. Adam yaptı, ısıttı ve burası kapandı. Kapanmıyor. Şey yapılabilir. Ha, bunun içine koyarsın mesela tekrar. Bunu düzgün açarsın, bunun içine koyarsın. Kapalı paket. O zaman iyice saklamış olursun. Ama bence ateşle bunun eskisi gibi kullanılmamış hale gelmesi efsane. Çok ilginç bir görüntü bu. Yani ayna görmediği şeyi görüyor. Çok enteresan. Bunu tabii ben yeni keşfetmedim abi, ama bu aralar trend oldu. Evet evet tabii canım ya, çocukluğumuzdan beri var bu. İlkokulda falan bunun konusu vardı, hatırlıyorum, fen dersinde. Bizde yoktu. Bizde fizikçi Frederick vardı. Hiçbir deneyi olmuyordu Frederick'in. Mesela genleşme top yuvarlak bir çekiyordu, ortada kalıyordu, sıkışıyordu bir de o. Ne aşağı gidiyordu ne yukarı gidiyordu. Bizim Frederick bir zaten askerdi galiba o. 2 yıl zorunlu görev. Değil mi? Fransız askeri geliyor bize ders veriyordu. Neyse bir bakalım. Gerçekten ayna görmediği şeyi görebiliyor mu? Böyle koyuyor Seko. Bardağı görüyorsun abi aynada. Evet, ben mesela benim açımdan görünüyor. Çok acayip. Bunun olayı ne Anıl? Baktığın açıya göre değişiyor abi. Evet, çok açıklayıcı bir mühendislik bakış açısı. Ayna abi. Evet, ayna abi. Doğru. Sen neysen onu görüyorsun. En güzel böyle olacak. Şimdi buradan Seko. Şu an gözükmüyor Seko. Bak buradan. Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. Orada duruyor oğlum bu. Üstten içini bile görüyorum. Allah Allah, çok ilginç. Biraz şöyle yaklaştırayım. Amerika'nın oyunu bu kanka, ben sana... Bunlar hep Amerika'nın oyunları. Ayna değil biliyorsun. Yatak odasına koyma diyorlar. Çakrayı mı kapatıyormuş artık? Bir yeri kapatıyormuş. Açık da olabilir. Paralel evren kapısı bu. Gördük bunu biz Scarlet Witch'te, Doctor Strange'te. Onlar gerçek. Biyografi o filmler. Değil mi Musab? Doctor Strange diye bir karakter var tarihte. Onlar gerçek. O yüzden bunlar portal. Na bak, buradan görmüyor. Seko. Bak oynuyor, geliyorlar. Şaka bir yana. Gerçekmiş lan, gerçekten böyle bakınca bardağı görüyor musun? Ya bunu çok uzun zamandır görüyordum. Yer çekimine meydan okuyan, duvarda Spider-Man gibi giden bir araba yapıyor çocuk abi. Hem de dondurma çubuğu, lastik, mastik falan filan. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Öyle bir gökdelenimiz de yok. Şu duvarda deneriz ama anlarız gidip gitmediğini. Dondurma çubuğu, pil, lastik diye gidiyor. Ha bir de kapak var. 4 tane kapak, tekerlek. Deneyelim.
Evet, şimdi duvarda giden araba yapıyoruz Sekon. Önce dondurma çubuğunu güzel yaladık. Boşalttık. Dondurma mondurma kalmadı. Birini ben yedim, birini Musab yedi. Oldu mu? Ne dersiniz? Bence oldu. At gitsin. Yine buralara bu sefer de pipet yapıştıracağız. Ona göre pipet parçası yapıştırma. Şöyle yapıyorum ki düz şey yapabilelim. Evet, bu da tamam Seko. Bunu şeyle de delebilirdik Seko, makası ısıtıp. Ama artistlik olsun diye. Var niye kullanmayalım? Tabii canım, var niye kullanmayalım. Bak. Çok havalı. Acayip havalı. Kusursuz delik bak. Kusursuz delik. Sonra şöyle. Hazır Seko araba. Gidiyor ha. Şimdi fırlatma sistemini mi yapıyorsun? Evet, fırlatma sistemi. Ya duvarı tırmanırsa bu bence değdi demektir. Bu da tamam. Şöyle ortaya yapıyorum. Bu da tamam. Şimdi şu arka lastiklere tutsun diye şeyi, duvarı, tekerleklere lastik geçiriyor. Ki hani tırmanırken Seko tutunabilsin. Evet. Bu da oldu. Bu da ağırlık merkezini arkada tutacak. Büyük ihtimalle o nedenle yapılıyor. Şimdi... Öne lastiği takıyorsun biraz. Evet. Arkadaki çantaya takıyorsun. Arkadaki tekeri doluyorsun abi. Taktım. Evet. Aynen. Sonra bırakınca fırlayacak zaten. Ona çok güzel lan sistem. O bana doğru uçar şimdi bırakırsam. Ben de öyle düşünüyorum. Yeter bence. İlki için çok iddialı. Bu bayağı iyi oldu. Atayım mı sana? At tutalım. Musab yakala. Geliyor. Ya bu duvar tırmanır mı bilmiyorum Seko. Göreceğiz. Bir gidelim duvar tırmandıralım. 5-6 metre var Seko. Ha? Bayağı yüksek abi. Burası sonuçta yer 3 katlı bir bina değil mi? Evet. Ya hiç yukarı gidermiş gibi gelmiyor bana bu Seko. Sal bakalım. Olmadı. Bir de burası da kırıldı. Orada şöyle bir hile hurda var bence. Hafif eğim var abi. Bence de. Bir tık eğimli bir yerde yapıyorlar. Düz gidiyor belki abi. Kamerayı çeviriyor. Biraz o da olabilir. Yani mümkün değil ha. Bunun yukarı doğru gitmesi mümkün değil ya. Gitmez. Yani fiziken gitmez yani. Yaptırdı bana bunu ya Seko. Bunu o arkadaşa gönder Musab. Efsaneymiş. Yapıyorsun. WhatsApp'tasın. Arkadaşına emoji göndereceksin. Yapıyorsun. Dudağın her çarpışında seri emoji atıyor. Bunu kim buldu ya? Çinli bir adam. Şimdi geliyor, geri gidiyor. Geliyor, geri gidiyor. Ama videoda atıyor kanka, seri taramalı tüfek gibi. Hayır, atsak ne oluyor? Yani işte bir şey yazmalara fırsat vermiyor sana. Taciz. Taciz kotamız dolu. Musab sürekli taciz ediyor bizi. Şimdi ben size bir anlatayım. Yapıyorsun telefona. Yapıyor telefona, random sınırsız emoji atıyor. Öyle yapmış. Ama hep aynısını atıyor abi. O dudak darbeleri çok önemli. Ya ben o Çinli ya. Şimdi vallahi neyse, deneyelim şunu ya. iMessage'e gireceğim Seko. Sana göndereyim mi? Gönder. Emoji'ye giriyor. Ağzını dayayacaksın abi telefonu. Dudağını. Telefonun altına, dudakların o emojiye değecek. Emoji de değil bu arada, memoji mi ne, öbür büyük olanlar var ya onlar. Şunlar, bunlar mı? Evet evet, onlara evet. Böyle bir gıdıklar gibi dudaklar. Değecek dudaklar. Bir dakika dur. Alt dudak darbeleriyle böyle tuzluk diye buna vuruyor. Tükürük oldu telefon hep ya. Bu kim lan? Sosis matkaptan sonra hayatında gördüğüm eser. Evet, gerçekten sosis matkap faydalıydı. Sana gacı ayarladı. Ama bunda o da yok. Aptalca bir efsane. Arkadaşlar Tipex'i bilirsiniz. Tipex, Daxil denir. Böyle tükenmez pilot kalem falan yanlış yazınca böyle üstünü. Bizim zamanımızda fırçalısı vardı. Böyle fırçalı. Bize ikinci sırada kalem geldi. Bu evet, sonra şerit geldi. Yazıyor böyle kalemle. Bir alevlanıyor. Yazarken alev. Yazarken alev Seko. Yanar dönerli. Musab gibi abi. Instagram'da ne kadar hanımefendi varsa altında Musab'ın alevi var. Yanıyor. Yanıyor Musab ya. Deneyelim. Musab'a kalem Tipex al dedim. Sıvı dedin abi. Musab bunu almış. O kadar konuştuk, kalem dedik, bundan sonra o geldi dedik. Neyse, yapıyorum. Nasıl yazacağım? Ha, yanarken yazmaya devam edeceğim bununla. Ama görmüyoruz ki, kapanması lazım her yerin. Allah kahretmesin Musab, gördün mü? Oldu ama. Teknik olarak oldu. Allah kahretmesin, ortalık alev alev. Allah, içine sokuyordum, bir de havaya uçacağız.
Ne oldu sence Seko burada? Yandı ama patlamadık. Evet, yandı ama patlamadık. Ama az kalsın alevi bunun içine sokacaktım. O zaman hem yanacaktık hem patlayacaktık. Niye? Musab kalem tipex alamadı diye. Komplo bu. Videoda beceremedi desinler. Siz sordu en tehlikelisi hangisi diye. Hangisi en yanıcı, havaya uçar. Bak ne diyor burada? Aleve yaklaşmayınız. Burada ne diyor? Ölü balıkla ve kurumuş ağaçla yaklaşmayınız diyor. Öyle demiyor mu? En altta ne diyor? Nine diyor. Yaklaşmayınız diyor genel olarak o zaman. Evet bak. Kullanmayalım bunu. Elinde ölü balık ve kurumuş ağaç varken bunun yanına çok yaklaşmayacaksın. Alevliysen, mesela Musab şu an alevli. Musab'a satmamaları lazım. Aynen, sana bunu satmamaları lazım da. Gerçekmiş ama yani yandı. Ya bir şey söyleyeceğim, utanarak söylüyorum. Bende Spotify yok. Bizde var. Neyse ki Kamil var. Sende var mı Seko? Var. Bende Spotify yok ama Spotify'ı indireceğim şimdi. Ne yapıyor? Çizgi çiziyor. Sonra Spotify'ya içindeki, değil mi? Scanner'dan bir tar atıyor scanner'dan. Rastgele çizgilerden bir şey çıkıyor. Bir scan oluyor ve çıkıyor. Öyle mi Kamil? Öyleymiş. Deneyelim ya. Abi. Her çizginin bir şeyim var, karşılığım var o zaman. Ya her yan yana çizginin bir karşılığı olabilir. Şu ne ya? Dev gibi sinek. Oğlum bu kadar lan o sinek. At sinek. Oğlum bu ısırır lan. Ateş etmemiz lazım ona. Allah gitti Seko. Seko'ma konacak. Ne anlatıyorduk biz ya? Spotify'ı deneyelim ya. Yine şeyden çıktık, Şiraze'den. Evet yapıyorum Seko. Ne yapıyor? Kısa, uzun, kısa, kısa, uzun, kısa, orta uzun, kısa, daha uzun, kısa, daha da uzun, kısa. Vallahi aynısını yapıyorum Seko. Şimdi bunu açacağım. Spotify'da şey yapacak. Şarkıya gidecek. Yapıyorum şu an Seko. Tutuyorum. Yok. Peki o SS aldığımız telefondakindan yapayım. Ona yapayım. Ona yapıyorum. Yok. Önce bizi yiyor. Bizi yiyorlar. Bir tane de kendim böyle random yapacağım Seko. Biraz da ben söyleyeyim. Hmm. Kısa. Evet. Orta uzun. Uzun bayağı. Kısa. Uzun. Olmuyor mu? Müslüm Gürses'e gitmesi lazımdı. İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Böyle yar etmiştim dert otağımda. Buraya eko kay, eko. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy. Allah rahmet eylesin babamıza. Ama bu efsaneymiş. Fön makinesiyle patlamış mısır yenir mi, yapılır mı? Ne diyorsun Kamil? Yapılır. Harbi mi lan? Isının olduğu her yerde yapılır. İşte ya. Kamil'in faydacı çözümleri. Sence Musab? Bildiğin saç fön makinesiyle mısır mı patlatıyor? Yeteri kadar ısı veriyorsa bence de olur. Bence olmaz abi. Mısırı patlatan bize neler yapar ya? Evet abi. Ama saç düzleştiricisi de yapıyorlar mesela. Ama saç düzleştiricisi bir maşa sistemi var. Orada değiyor birbirine. Bunda hava üfleyerek. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ya kürdana geçiremedim. O yüzden şöyle deniyorum. Bu efsane. Bir de ısı tabancasına gidelim. Evet. Şimdi ısı tabancasıyla deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Efsaneymiş. Yanıyor mısır. El değmiyor ama patlamadı. Efsane yani. Neyse hadi görüşürüz. Bitti. Efsane gerçek sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler.